Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır. Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortolar böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebilmektedir. Memuriyel Hastanesi Üroloji Bölümünden Profesör Doktor Turhan Caşkurlu böbrek hastalarının altı belirtisini anlattı ve böbrek taşı neden oluşur sorusuna şöyle cevap verdi. Böbrek taşları genellikle üreter yani idrar yoluna girdikleri dönemde belirti vermektedir. Böbrek taşları düşürülürken üreterde yaptıkları tıkanıklık sebebiyle şiddetli ağrılar oluşturur. Ancak bazı küçük böbrek taşları hiçbir belirtiye neden olmadan idrar yoluyla atılabilmektedir. Böbrek taşı belirtisinin başında şiddetli ağrı gelmektedir. Ağrı böbrek bölgesinde, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülebilmektedir. İdrar yaparken ağrı ve sık idrar hissi yaşanabilir. Ağrı dalgalar halinde ve yoğunluğu değişen şekilde hissedilebilir. İdrar renginde ve kokusunda değişiklikler olabilir. Mide bulantısı ve kusma görülebilir. Sürekli idrara çıkma hissi olabilir veya normalden daha fazla idrara çıkılabilir. İdrara çıkma sayısında artış olmasına rağmen idrar miktarında azalma görülebilir. İdrar sırasında yanma hissi oluşur. Böbrek taşı enfeksiyonuna neden olduysa idrar rengi bulanıklaşır ve koyulaşır. Ateş ve üşüme ve titreme görülebilir. Böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak idrarın vücuttan atılmasında sıkıntılara neden olabilir. Böbrek taşının idrar yolunu tıkadığı kişilerde ilerleyen dönemde böbrek fonksiyonunu kaybeder ve çift taraflı ise böbrek yetmezliği gelişebilmektedir. Peki böbrek taşı neden oluşur? Böbrek taşı oluşumunda birden fazla faktör etken rol oynayabilir. Böbrek taşı oluşmasında birkaç faktörün bir araya gelmesi riski artırabilmektedir. Bunlar ise şöyle sıralayabiliriz. Yetersiz sıvı alımı Vücutta yeterli su olmaması böbrek taşı oluşmasında önemli bir etkendir. Gün içinde yeteri oranda su içilmemesi idrarla atılan taş öncüsü maddelerin yoğunluğunu artırır ve idrarı asitik hale getirebilir. Bu durumda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Sıcak iklimlerde yaşayanlar ve çok fazla terleyenler de risk altındadır. Cinsiyet önemli bir faktördür. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla böbrek taşı oluştuğu bilinmektedir. Genetik etkisi vardır. Ailede böbrek taşı geçmişi olması yani genetik unsurlar böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Daha önce böbrek taşı oluşan kişilerin tekrar böbrek taşı oluşturma ihtimali daha yüksektir. Özellikle 25 yaşından önce böbrek taşı oluşan kişilerde tekrarlayan böbrek taşları görülebilmektedir. Beslenmede böbrek taşı oluşumunda etkili olabilir. Protein, sodyum ve şeker açısından yüksek bir beslenme düzeni böbrek taşına zemin hazırlayabilir. Yüksek protein, düşük lif oranı içeren şekilde beslenmekten kaçınmak gerekmektedir. Özellikle yiyeceklerin çok fazla tuzlu tüketilmesi, böbreklerden atılan kalsiyum miktarını artırır ve böbrek taşı riskini önemli ölçüde artırır. Sindirim sistemi ameliyatı geçiren kişilerde de risk olanı artabilmektedir. Kilolu ve obez kişilerde böbrek taşı oluşabilir. Polikistik böbrek ya da başka bir kist böbrek hastalığı olan kişilerde böbrek taşı oluşma riski daha fazladır. Tek böbrekli olmak böbrek taşı oluşma riskini artırabilmektedir. İdrarda sistin, oksalat, ürik asit veya kalsiyum oranlarının artmasına neden olan rahatsızlıklar böbrek taşı oluşumu riskini artırır. Sıvı birikimini azaltmak için kullanılan ilaçlar, kalsiyum bazlı antasitler, bazı antibiyotikler ve ilaçlar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir. Çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, kron hastalığı, renal tübüler asidoz, hiperparatiroidizm, modüler sünger böbrek ve dent hastalığı gibi hastalıklar böbrek taşı oluşumu riskini artırır. Uzun süre D vitamini ve kalsiyum takviyesi kullanmak böbrek taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilmektedir. Profesör Doktor Turhan Çaşkurlu böbrek taşı teşhisi nasıl konulur sorusuna ise şöyle cevap verdi. Böbrek taşının teşhisinde iroloji doktorlarının detaylı muayenesi önemlidir. Böbrek taşının belirtileri iroloji doktoru için çoğu durumda yeterli olabilmektedir. Bununla birlikte böbrek taşı teşhisinin tam olarak netleştirilebilmesi için bir takım tetkikler yapılabilmektedir. Bu tetkiklerde kan testi, idrar testi, görüntüleme yöntemleri, bilgisayarlı tomografi, ultrason ve böbrek taşı analizini kullanabiliriz. Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır? Böbrek taşı tedavisi taşın bulunduğu bölge, büyüklüğü ve tipine göre farklılık göstermektedir. Böbrek taşlarının birçoğu özellikle 4 milimetreden daha küçük olanlar idrar yoluyla kendi kendine vücuttan atılabilirler. Ancak küçük böbrek taşlara da şiddetli ağrılara neden olabilmektedir. Küçük böbrek taşlarında evde uygulanabilecek tedaviler uygulanabilir. Bunlar ise şunlardır. Su tedavisi Gün içinde yeterli su tüketimi böbrek taşının oluşmasında etkili rol oynadığı gibi oluşan taşın düşürülmesinde de etkili olabilmektedir. Günde 2-3 litre su içmek üriner sistemin yıkanmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle idrar rengi sarı ve koyu olan hastaların berrak bir idrar rengine ulaşana kadar yeterli miktarda su içmeleri önemlidir. Daha sonra sistin böbrek taşı olan hastaların daha da fazla su tüketmeleri gerekir. İdrar kaçınma, idrar sıklığı veya böbrek yetmezliği gibi farklı rahatsızlıkları olan hastaların su tüketimi konusunda doktora danışmaları gerekir. İlaç tedavisi İdrar yollarından gelebilecek boyuttaki taşların daha rahat düşürülebilmesi için buradaki kasları gevşeten farklı ilaçlar kullanılabilir. Kasların gevşemesiyle böbrek taşı daha hızlı ve daha ağrısız düşürülebilir. Böbrek taşının düşürülmesi sırasında yaşanan böbrek taşı ağrısına yönelik ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Bazı hastalarda yaşanan bulantı, kusma gibi etkilere karşı da ilaç kullanılması faydalı olabilmektedir. İdrar yollarından geçemeyecek kadar büyük olan taşlar için farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemleri ise şöyledir: Ses dalgalarıyla böbrek taşının kırılması, üreteroskopi yöntemi, açık böbrek taşı ameliyatı ve hiperparatiroidi ameliyatıdır. Peki böbrek taşının oluşmasını önlemek için neler yapılmalıdır? Böbrek taşlarının oluşma sebebi farklılık göstermektedir. Özellikle beslenme şekline göre alınacak önlemler oluşan böbrek taşına göre farklılık göstermektedir. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketimi böbrek taşları oluşumunun engellenmesi bakımından ilk sırada yer almaktadır. Günlük idrar çıkışının üzerinde su tüketiminin yapılması gerekir. Gerekirse üroloji doktoru idrar çıkışının ölçülmesini isteyebilir. Sıcak ve kuru iklimlerde yaşayanlar ve sık egzersiz yapan kişilerin daha fazla su içmesi gerekir. İdrar renginin berrak olması yeterli su tüketimi yapıldığının işareti olabilir. Böbrek taşı çeşidine göre üroloji doktoru ve diyetisyenle görüşülerek uygun bir beslenme şekli düzenlenebilir. Beslenme düzeni oluşturulurken dengeli beslenme kurallarının unutulmaması gerekir. Günlük tuz tüketiminin azaltılması böbrek taşı oluşum ihtimalini düşürdüğü gibi hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlık riskini de azaltmaktadır. Böbrek taşı çeşidine göre farklı ilaçlar kullanılabilir. Böbrek taşı olanlar nasıl beslenmelidir? Böbrek taşı hikayesi olan hastaların böbrek taşının çeşidine göre farklı beslenme düzenleri oluşturmaları gerekebilir. Beslenme şeklini üroloji doktoru ve diyetisyenle belirlemek en doğru seçenektir. Kalsiyum oksalat taşı olan hastaların kalsiyumu tamamen kesmesi doğru bir yaklaşım değildir. Kalsiyum sağlıklı diş ve kemik yapısı için gerekli olduğu için doktor tavsiyesi olmadan kısıtlamamak gerekir. Kalsiyum oksalat taşı olan hastaların fındık, badem, yer fıstığı kaju, ıspanak, buğday kepeği, pancar kökü, kuşkonmaz, çikolata, çilek, pırasa, maydanoz, kereviz veya soya ürünlerinden uzak durması gerekir. Kalsiyum oksalat oranı düşük tahıl, sebze ve meyvelerden de elde edilmesi daha sağlıklı bir seçenektir. Tuz tüketiminin artması böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilir. Tuzun içerisinde bulunan sodyum pek çok konserve ve paketlenmiş hazır gıdalarda da bulunabilir. Hayvansal proteinin sınırlı tüketilmesi önemlidir. Protein ihtiyacının hayvansal proteinden elde edilmesi bazı tür böbrek taşı oluşma riskini artırabilir. Kırmızı ve beyaz etle sakatat, yumurta, balık ve deniz ürünleri, süt, peynir gibi hayvansal protein tüketimini sınırlamak önemlidir. Ancak yeterli miktarda protein alımı da önemlidir. Hayvansal proteinlerin yerine genellikle protein bakımından yüksek, oksalat bakımından düşük olan Kuru bezelye ve mercimekler tercih edilmelidir. Hayvansal proteinin aşırı tüketilmesi ürik asit taşlarının oluşmasını tetikleyebilir. Böbrekleri koruyacak yiyecekler nelerdir? Fesleğen, kereviz, elma, üzüm, nar ve karpuzdur. B6 vitamini takviyeleri de taş oluşumundan korunmada etkilidir. Barbunya fasulyesi kaynatma suyu böbrek taşı problemlerini önlemek için etkili bitkisel tedavilerden biridir.